mutlaka pişme işlemi ocakta başlayacak ve fırında son bulacak. Dolayısıyla ona uygun bir tencere kullanırsanız ya da tava ya da tepsi çok daha güzel olur. Fırınımızı 180 dereceye ısıttık. Orada yaklaşık 20 dakika pişecek ve en alt gözüne koyacağız. Ben oraya tel koydum, telin üstüne koydum. Yukarıya çok yakın olmayacak ki üstü fazla kurumasın. Hemen ocağımın altını açıyorum. Biraz geç ısınacağı için sonuna kadar açtım. O burada kendi halinde ısınsın. Ben öncelikle pirinçlerimi yıkayacağım. Bugün ne kadar pirinç kullanıyorum? Tam tamına böyle 3 su bardağı kadar pirincimiz var. Normalde bir su bardağına biz 1,5 su bardağı su diyoruz. Ama iş biraz çoğalınca 4,5 yerine 4 kullanacağım ki ben çok fazla böyle lapa olmasın fırında da pişeceği için. Bunu güzelce temiz suyu çıkana kadar yıkamak istiyorum. Pirinçlerimi güzelce yıkadım. Şöyle koyalım. Arzu edenler önceden ıslatabilirler ama ben önceden ıslatmadım. Onun yerine birazcık fazla su koyacağım. Hiçbir şey değişmeyecek fırında pişeceği için. Ama eğer normal tencerede pişirecek olsaydım kesinlikle önceden ıslatmam gerekiyordu. Şu an ıslatmadım. Onun şastalarının biraz içinde kalmasını ve fırında pişerken onun böyle daha böyle katı bir doku oluşturmasını istiyorum. Hazır arkamda. Şimdi bir tane kuru soğana ihtiyacım var. Şöyle kocamanlarından bir tane seçtim. Normal yemeklik, bunu güzelce doğrayacağız. Ocağımın altı hala açık, tencerem iyice ısınsın istiyorum. Şöyle tencereme yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Biraz da tereyağı koyalım. Hatta tereyağımız yanımızda dursun. Şöyle fırına gönderirken de üzerine böyle eski usul 1-2 parça koyarız. Bence bu yeterli olacaktır. İçine hemen biraz tuz atacağım. Şimdi birkaç diş sarımsak rendeleyeceğim. Şöyle 2 diş bence güzel olacak. Hemen onları da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Pirinçlerimi ekliyorum. Şöyle bunları yaklaşık bir 3-4 dakika kavurmam gerekiyor. Şimdi bütün malzemelerimi ekleyeceğim. Sayarak koyacağım. Ne demiştik? Bu da likitten sayılıyordu. Şöyle bir. Şöyle iki. Şimdi bu aşamada istediğiniz bütün baharatları ekleyin. Hemen hemen hiç tuzu yok sayılır, o yüzden biraz da karabiber ekliyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Şimdi bu etleri şu şekilde içine oturtacağım. Zaten haşlanmış oldukları için kendi kendine dağılacak. Hani demiştik ya, üzerine de biraz eski usul tereyağı ekleyelim pilava. Şimdi bunu çok dikkatli bir şekilde fırına göndermem gerekiyor. Kenarlarından kaynamaya başladı. Ben önce fırının kapağını açacağım çünkü tencerem çok ağır. Sanırım ikisini aynı anda yapamayacağım. Dediğim gibi en alt ızgaraya aldım. Üzerinin kurumasını istemiyorum. Şu an fırınım 180 derecede. Bunu bence aynen bu şekilde direkt masaya götürün ve keyfini çıkarın.